Ultima Online'ın yeni rehber serisinden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video içeriğiyle beraberiz ve bu video içeriğimizde sizlere oyun için makro yapımından bahsedeceğim. Nasıl olacak bu oyun için makro yapımı? Şurada bir parpedrol ekranımız var. Bunu sağ tıkla kapatırsam oyunun üstünde şurada bastığımda tekrar bu gelecek. Ya da bunu açmanın başka bir yolu da kendime iki kere tıkladığımda burası gelir. Ya da farklı bir oyuncunun ekranını da açabilirsiniz bu şekilde. Option tuşuna geliyorum. Oyun için makro ayarlamak için. Burada normal oyunun ayarları var. İşte FPS oranını vesaire seçebiliyorsunuz. Tabii bu ayarlar Pyramid UO'ya özel olarak yapılmış client olduğu için her sonucu da maalesef bu kadar detaylı değil. Burada ses ayarları var. Burada ipucu ayarları. Şurada ipucu gösteriyor ya, mesela geldiğimde üstüne, şunun üstüne geliyorum mesela. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bunu kapattığımda şu ipucu göster şeyleri falan gidiyor gördüğünüz gibi. İpucu göster açık kalsın. Gördüğünüz gibi hemen geldi zaten. İpucu rengi vesaire de varmış. Mavi yaparsak ne oluyor mesela? Evet, gördüğünüz gibi değişti içeriği. Kırmızı yapalım. Evet, şöyle kırmızı olarak ipucunun içeriği değişti. İpucu fontunu da seçebiliyormuşuz buradan. Oo, gerçekten bayağı güzel oldu. Her neyse, burada yazı renklerini seçebiliyoruz, yazı stillerini seçebiliyoruz. Buradan makroları yapıyoruz. Burada daha önceden yapmış olduğumuz makroları bir diğer sunucudan direkt atabiliyoruz. Böyle bir sistem yapmışlar. Normalde tek tek girmemiz gerekiyor. Burada mouse ayarları var. İşte canlıları gösteriyor. Sadece insansız yaratıkları gösteriyor vesaire. Bir sürü ayar var. Burada oyunun pencere ayarı. İsterseniz şuradan değiştirebiliyorsunuz oyunun pencere ayarını. Konuşma rengi, emote rengi vesaire vesaire. Pencereyi kilitle derseniz de artık şuradan herhangi bir şekilde ayar yapamazsınız. Şimdi gelelim buradaki itibar sistemi adı veriliyor buradaki sisteme. Burada masum oyuncuları, guild üyelerini, krim oyuncuları, düşman guild rengini, katil yani PK oyuncuların renklerini üstüne geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Şunun üzerine geldiğimde bakın mavi yanıyor. Bunu istersem koyu mavi yapabilirim. Şöyle. Apply dersem bakın zaten ben de direkt koyu mavi oldum. Şurada o arkadaşı bir bulalım. Bakın gördüğünüz gibi artık mavi olarak gözüküyor. Buradan kendiniz kişiselleştirmeler yapabilirsiniz. Burada bahsetmek istediğim bir diğer konu da şuradaki ekstra ayar. Burada şeffaflık çemberini kullan derseniz arkadaşlar, mesela şu binaların arkasına gittiğinizde bakın binanın arkasını göremiyorsunuz. Atıyorum burada bir item düşürdünüz. Bu sunucular iki boyutlu olduğu için burada herhangi bir şey göremiyorsunuz. Şeffaflık çemberini kullanıyorsunuz. Şeffaflığı buradan açtığınızda şurada ayarı var. Bakın gördüğünüz gibi artık binaların arkasını da görmeye başlıyorsunuz. Şöyle ya da içine girdiğimde şöyle binaların arkasını vesaire görebiliyorsunuz. Bu bazen sıkıntı yaratabilir size. Bakın şöyle koşarken çünkü ağaçlar da biraz görünmez oluyor. Bunu action'da böyle kısık seviyede kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi gelelim videomuzun ana konusu olan makro yapımına. Öncelikle bu makroları buradan ben bir sıfırlıyorum. Eski bir makromuz kalmasın. Şuradan add tuşuyla makroyu kayıt yapacağımız tuşu seçiyoruz. Burada F1 tuşundan F12 tuşuna kadar ya da 1'den 0'a kadar ya da klavyenizdeki herhangi bir harf tuşunu burada kullanabilirsiniz.
ya da klavyenin ortasında yer alan delete, insert, end, home, page up, page down gibi ya da yön tuşları gibi. Açıkçası klavyenizin bütün tuşlarını burada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta buradan bir de kombinasyon yapıyorsunuz. Atıyorum F1'den F12'ye kadar bütün tuşları doldurdunuz. Aynı şekilde Alt F1'den F12'ye kadar bütün tuşları doldurabiliyorsunuz. Tabi burada kombinasyonları iyi seçmeniz lazım. Çünkü Alt ve F4 tuşunu makro ayarlarsanız, Alt F4'e bastığınızda Windows'un kendi özelliğinde pencereyi kapatmak olduğu için aynı zamanda pencereyi kapatacaktır. Yani F tuşlarıyla bir makro yaparken Shift'i aktif ederseniz ikinci bir makrolar için sizin için daha iyi olur. Öncelikle direkt F1 tuşuna herhangi bir yan seçenek olmadan direkt makro ataması nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi şuradan add dedim arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Tekrar orayı bir elledik çünkü add dedim. F1 tuşuna atıyorum. Bir makro atayacağım. Burada görüyorsunuz. Çeşitli sayıda makrolarımız var. Orada hatta baya baya fazlası var. Yani normal sonucudan daha fazla seçeneğimiz var. Mesela buradan F1 tuşuna say desek ne oluyor? Say bir sözü söylemek. Yani biz klavyeden yazacağımız şuraya yazacağımız şu tarz harfleri direkt buraya atayarak F1 tuşuna basarak direkt hazır olarak yazabiliriz. Mesela bu ne olabilir? Bankaya gitmeye üşeniyoruz atıyorum. Bank yazdık. Her seferinde şuraya bank yazmak yerine şöyle şu şekilde bank yazmak yerine geldik apply dedik. Buradan F1 tuşuna bastığımda artık bank yazısı otomatik olarak çıkacak görüyorsunuz. Bunu bazen şu şekilde de yazabilirsiniz. Bank Words şeklinde. Atıyorum burada beni PK bir oyuncu kıstırdı. Ve hemen benim altım şurada göreceğiniz gibi şehir girişi ve guard zone. Burası gezi dışı. Buraya kaçarken bakın hemen şuraya guard korumasına girdiniz dedi. Burada bir sınır var. Görünmez bir sınır. PK benim peşimden bu sınırdan içeri girerse F1 tuşuna hazırladığım bu bank guard yazısıyla direkt PK'yı guardlara kestirebiliyorum arkadaşlar. Hani hem kaçarken hem burada yazamayacağınız için böyle bir kolaylığı var. İkinci makroya bakalım. Emote. Burada emote'un özelliği size birinci videoda bahsetmiştim. Emote'lar şu şekilde shift nokta ve boşlukla çalışıyor. Shift nokta boşluk dediğimizde alt tarafta görüyorsunuz böyle bir emote olarak açılıyor yazdığımız şeyler. Bu RP karakterleri için aslında hazırlanmış bir şey. Ya da atıyorum aksiyondasınız ve karşı taraftaki rakibinizi sinir etmek için bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Topukları ne diyelim? Topukları yanar. Şu şekilde. Hızlı koştuğumuzun gibi bir göstergesi olarak buraya topukları yanar dedik. Burayı direkt makro haline getirebilirim. Mesela buraya altına işer. Altına işer. Bunu apply dediğimde burada tabi sanırım emot olarak yazmama rağmen emot olarak düşmüyor bu. Bunun sebebini bilmiyorum açıkçası. Ama normalde shift nokta boşlukla altına işer yazdığımda görüyorsunuz böyle kırmızı bir halde emotumuz düşüyor. Üçüncü makromuza bakalım. Whisper. Whisper'da fısıldama anlamına geliyor. Burada PK'lar, MK'lar hak getire buraları coşturdular. Allah'tan bize dokunmadılar. Whisper fısıldamak anlamına geliyor. Burada mesela şöyle bir şey diyelim. Kimse duymasın. Whisper'dan F1'e bastığımda bu kimse duymasın. Yel Whisper nasıldı şu anda? Evet tamam. Shift virgül boşluk. Tuşlarına basıp boşluğa bastığımızda kimse duymasın. Bu şekilde Whisper'dan yazarsanız etrafınızda sadece 3 kare uzaklıkta rakipler sizi duyabiliyor.
Şuraya tekrar geri geldim. Whisper'ı geçtikten sonra yell. Bu da bağırmak anlamına geliyor arkadaşlar. 31 kare etrafınıza, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu büyük ihtimalle şuranın sonuna kadar buradan bağırdığımda oradaki adam duyuyor. Bunu da shift, ünlem ve boşluk tuşuna basarak kimse var mı diye bağırdığımda şu ilerideki arkadaş yazımı şu alt tarafta görecek. Bir sonraki makroya geçiyorum. Walk makrosu. Burada bastığınız tuşla şu haritanın üzerinde yönler göreceksiniz. West, North, East, South. Bakın burada Northwest, North, Northeast, East, Southeast, South, Southwest, West. Mesela ben West'i seçiyorum. Şuradaki gördüğünüz yön. Ben artık F1 tuşuna bastığımda normalde tabi bazı sunucular çalışıyor. Bu sunucu da kapatmışlar sanırım. Aksiyondaki bazı şeyleri kısıtlamak için. Ben F1 tuşuna bastığımda karakter otomatik olarak şuraya doğru yürümesi gerekiyordu. Bunları kapatmışlar. Ben sadece mantığını anlatıyorum size. War Piece burada oyun size otomatik olarak tab skill'ini atamıştır bunu. Her tab'a bastığımda gördüğünüz gibi War'dan Piece'e geçiyor karakterim. F1'e de ayarladığımda F1 tuşuna bastığımda kalıcı olarak War'a geçiyor. Bir kere daha bastığımda Piece'e geçiyor. Bir kere bastığımda War'a geçiyor. Bir kere bastığımda Piece'e geçiyor şeklinde. Bu War'da War konumunda savaşçı karakterlerde saldırı yapmanıza olanak sağlıyor. Yalnız bunu bu şekilde kullanmaya çok da gerek yok. Bunun başka bir yöntemi daha var. Ona da makronun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim. Pest. Bunun ne işe yaradığını açıkçası ben de bilmiyorum. Geçelim. Open. Open'da şu ekranda görmüş olduğunuz bazı yetenekleri, daha doğrusu arayüzleri açmamızı sağlıyor. Mesela konfigürasyon arayüzünü açıyor. Paper doll. Paper doll şu karakterimizin bulunduğu kısım. Status şu çektiğimde canı gelen kısım. İşte journal var. Eski konuşmalar. Skill'ler şu yan taraftaki skill penceresi. Mage Spellbook. Buna bastığımızda mesela F1'e bastığımda direkt çantamdaki Spellbook'u açıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra ne varmış? Chat var, backpack var. F1'e bastığımda mesela çantam kapalı. F1'e bastığımda çantamı açıyor. Buradan iki kere tıklamak yerine. Overview zaten harita demek. World map. Burada bastığımda gördüğünüz gibi bir tane world map açtı. Ben şu anda dünya haritasının da burasındayım. Sağ tıkladığınızda kapanır. Mailleri açıyor. Parti olaylarını açıyormuş. Necro Spellbook, Paladin Spellbook. Bunların bazıları kullanılmıyor tabii ki burada. Open'da bittikten sonra Close makrosuna. Yine burada başka bir tuşa isterseniz atıyorum. Yine Mage Spellbook'u ekleyelim. Bunu F2'ye ekleyelim. F1'de açmış olduğumuz şu atıyorum F1 ile bunu açtığım zaman F2'ye bastığımda bu otomatik olarak kapanacak arkadaşlar. Bu da onların kapatılmasını sağlıyor. Minimize dediği mesela backpack bunları küçültmemizi sağlıyor. F1'e bastığımda çantam küçülüyor. Maximize dediğimde tekrar büyütülüyor. Open door makrosu var. Open door makrosunu size şuradan göstereyim hemen. Hatta şuradan da gösterebilirim. Bir saniye. Şunları bir yerlerine yerleştireyim. Buraya geldim. F1'de open door makron var. Bastığımda bakın kapıya tıklamadım. Kendisi otomatik olarak kapıları açıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle F1 tuşuyla bu şekilde kapıları açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Buradan son maklama geldim. Open door yaptık. Use skill. Use skill'leri skill kasma videomdan birazcık hatırlarsınız.
Şu skill'lerin başında mavi tikli olanların hepsi bu 100 skill'in burada vardır arkadaşlar. Hatta fazlası bile var burada, öyle söyleyeyim size. Bunlar ne işe yarıyor? Atıyorum, anatomi skill'i kasacaksınız. 100 skill'den anatomiyi seçiyorsunuz. Ve buradan mesela target self ekliyorsunuz altına. F1 tuşuna bastığımda bakın direkt kendimi seçiyor ve anatomi kasılmaya başladı bile burada. Gördüğünüz gibi. Burası daha çok skill kasma ya da bir skill'i kısa yoldan kullanma. Mesela nasıl söyleyeyim size? Atıyorum buradan poisoning yeteneğini seçiyorsunuz. 100 skill poisoning. Target self değil de şöyle okey dediğim. Mesela poisoning yeteneğinde önce silaha basıyorsunuz. Sonradan da buna işlemek istediğiniz zehri seçmeniz gerekiyor. Eğer çantamda poison potion olsaydı silahıma zehir sürebilecektim. Tabi bunun belli başlı şartları olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Bu mesela Armstor gerektiren ve poisoning'in daha doğrusu poisoning'le alakası yok ama Armstor'un gerekliliği var burada silaha zehir sürmek için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunun çalışma prensibi kısaca bu. Ya da atıyorum meditasyon eklediğimde F1 tuşuna basıp şurada manamı doldurabiliyorum. 100 skill'de anlattıktan sonra last skill. Bu last skill'de son kullandığımız makroyu tekrar kullanmamızı sağlıyor. Atıyorum demin meditasyonu çalıştırmaya çalıştım. Last skill'de de meditasyonu tekrar çalıştırmaya çalışıyor. Cast spell burası mage ile alakalı. Bunu mage skill'leri anlatırken bir tık gösterdim. Burada Major'ın yer aldığı 64 tane büyü var. Hatta bu sunucuda 64'ten fazlası var. Şöyle söyleyeyim. 64. Water Elemental'e kadar. Animate Date'den sonrası başka bir olaya giriyor. Bu sonucu da aktif değil diye biliyorum. Atmış olduğunuz o Mage büyülerini işte yine istediğiniz bir tuşa buradan hangi şeyi büyüye atacaksanız onu seçiyorsunuz. Koruma büyüsü ise size tavsiyem. Mesela atıyorum bir protection büyüsünü ele alalım. Protection F1'e bastığımda gördüğünüz gibi büyü geldi ve kendime bastığımda bu büyüyü atıyor arkadaşlar. Yalnız ben bunu bu şekilde değil de buraya direkt target self olarak atarsam F1 tuşuna bir daha bir kere basıyorum. Wait for target geliyor. Hatta bunu şöyle de yapabilirim. Buna non dedim. Wait for target ekledim. Target self ekledim. F1 tuşuna bastığımda artık 100 saniyede kendi üzerine basmadan koşarken böyle gördüğünüz gibi direkt kendime atacağım. Buradaki wait for target'in olayı demin ilk bastığımda tuşa gördüğünüz gibi sadece target'i getirdi. Wait for target'te target'i bekle ondan sonra şunu at demek anlamına geliyor. Target'i bekliyor ve kendisine otomatik olarak atıyor. Bunun da böyle bir olayı var arkadaşlar. Cast spell'de geçtikten sonra last spell yine aynı mantık. Son kullandığımız skill'i tekrar kullanma. Last object burada önemli noktalardan bir tanesi. Last Object arkadaşlar son bastığınız iki kere bastığınız tuşu tekrar aktif ediyor. Atıyorum şurada rest taşını iki kere bastım. Yanına geldim. Bakın gördüğünüz gibi F1'e bastığımda otomatik bu taşa basmaya çalışıyor. Ya da elimdeki Spear mesela. İki kere bastım. Spear elime geldi ve Spear'ın targeti geldi. Spear'ı indirdim aşağı. F1'e bastım. Spear gördüğünüz gibi direkt elime geldi. Yani bunun ne gibi bir yararı var derseniz atıyorum şöyle bandajı ele alalım burada. Bir PK sizi kovalıyor. Kaçıyorsunuz. Bakın bu yöne doğru koşarken buradaki bandajı basıp tekrar yolunuza devam edemezsiniz. Bu zor. Bunun yerine önceden bandaja basmış olmanız gerekiyor. Atıyorum şu yönde koşuyorum. F1'e bastım. Target geldi. Kendime basarken de yine burada bir trik yapıp şunun altına Last target self ekliyorsunuz. Şu iki kere, üç kere bastığınızda direkt geliyor ya da daha sağlıklı çalışması için bunu yine wait for target yaparsınız.
Bunu da target self yaparsınız. Şöyle tedaviye ihtiyacınız yok diyor. Eğer tedaviye ihtiyacım olsaydı bunu direkt atacaktım. Hatta şuradan bir tane hasar yiyelim. Onu göstereyim size. Bakın 3 hasar vurdu. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir koridor koşuyorum. F1'e bastım. Bunun belli bir delay var. Gördüğünüz gibi kendimi tedavi ettim. Bu da bu şekilde çalışıyordu. Şunları da bir sıfırlayalım. Bakalım başka ne skill'lerimiz varmış burada. Ne makrolarımız daha doğrusu. Bow var arkadaşlar. Bu tamamen RP amaçlı yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi F1'e bow koyduğumda elimde şöyle bir hareket oluyor. Ya da binekten aşağı indiğimde şu şekilde çalışıyor. Bir kendimize in uğratalım. Ekranı daha iyi görelim. Şunu elime alayım. Bow bu şekilde. Bir de salut var burada. Salut da şu şekilde bir şekil yapıyor. Bineğin üzerinde de yine bow'la aynı çalışıyor. Salut'u da değindikten sonra quit game var. Buna bastığınızda oyundan çıkıyor. All names var. All names şöyle göstereyim size. Bu karakterlerin üzerindeki name'ler belli bir zaman sonra gidiyor. F1'e bastığımda herkes tekrar geliyor. Bu kalabalık bir ortamda arkadaşlarınızı vesaire tanımanıza yardımcı olur. All names'ten sonra last target. Last target de yine önemli skill'lerden, daha doğrusu makrolardan bir tanesi. Çalışma prensibi şöyle söyleyeyim. Atıyorum siz şuradan iki kere tıkladınız ve bu iskelete target aldınız. War tap yaptınız ve şu anda gidip iskelete vuramazsınız. Bandaj atacaksınız. Bunu iskelet değil de bir arkadaşınız olarak düşünün. Bandaja iki kere bastınız. İskelete bastınız bu arkadaşınız olduğu için. Bunu gidip atıyorum arkadaşınız zor durumda sizin yanınızdan geçecek. Siz işte arkadaşınıza ya buraya ya da işte şunun üzerine basarak tutturmaya çalışacaksınız. Orada çok hareketli olabilir. Onu tutturamama şansınız var. Ama F1'e last target eklediğimizde target'in en son basıldığı yeri. Mesela ben şu şekilde yaptığımda artık F1 tuşuna bastığımda otomatik olarak benim yerime buraya target'i tıklıyor. Yani target'in basıldığı en son yere tekrar tıklanmasını sağlıyor bu makro. Last target de önemli. Bunu zaten Warrior ve Mage karakterlerin makro dizinlerine size ne tarz önemli olduğunu göstereceğim. Last target'i target self'i zaten göstermiştim. Kendinizi işaretlemenizi sağlıyor. Arm Design. Burası önemli yine Warrior skill'lerinden bir tanesi. Mesela Arm Design left hand yaptım. Left hand sol el demek. Right hand sağ el demek. Şu anda elimde spear var ve sağ elimde tutuyorum. Apply dedim. Şöyle deniyorum. Ters şekilde çalışıyormuş. Left hand yani çift el. Bakın burada olay. Buna bir de F2'yi ekleyeyim ben hatta size. Görmeniz açısından. Arm design. Right hand diyelim. Şunu da alalım. Bu tuşlara basarak aslında bunları kaydettim arkadaşlar ben. Bunun çalışma prensibi de şu şekilde. Çantamda görüyorsunuz uç noktada bir spear var. Ben bir adamı kovalıyorum atıyorum. Çantamdan durup da spear'a basmak yerine F1'de kaydetmiştim. F1'e bastığımda spear elime gelir. F2'ye bastığımda diğer tek el silah elime gelir. F1'e basıyorum. Spear geliyor. F2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi tek el silah geliyor. Bunun böyle bir avantajı var arkadaşlar. Yine geldim makro tuşlarına. Şuradan F1 tuşundan Arm Disarm'ı ayarlamıştık. Sırada ne var? Wait for target zaten bunu anlattım. Target'i bekleme anlamına geliyor. Target next. Bu da yine önemli olan makrolardan bir tanesi. Bunun çalışma prensibi de şu şekilde. Gördüğünüz gibi etrafımızda bir sürü NPC var. F1'e her bastığımda bunların target'i otomatik olarak bir tanesine geçiyor. Gördüğünüz gibi şu an target bende. Şuna geçti. Burada. Burada. Bu ne işe yarıyor? Atıyorum elimde spear var. Ben buna
Target'i aldım mesela, şöyle değiştirdim. Saldırı yapmak istediğim karakter şu kırmızı gözüken burası. Bu F1 tuşuyla bunu target'ime alıyorum. Daha sonradan var yapıp isterseniz böyle atak verebilirsiniz. Ama tabii ki bu benim size önerdiğim yöntem değil. Önerdiğim yöntemi size hemen göstereceğim. F2 tuşuna Target Next'ten sonra şurada Attack Last var, görüyorsunuz. Attack Last da en son target dediğiniz kişiyi atak yapmanızı sağlıyor. Burada vara geçmenize gerek yok. Peace konumunda da atak yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela şunda ataklayayım, kırmızı gözüküyor. Ben buna saldırmak istiyorum. Attack Last'a bastım ve atağım direkt buna geçti. Bakın yanına gidiyorum, hiçbir şey yapmadan otomatik vurmaya çalışıyor karakter. Tabii fence skill'im olmadığı için vuramıyor diyebilirim. Mesela bakın şu arkadakine vurmaya başladım. Ya da buna vurmaya başladım. Ya da şuna vurmaya başladım. Gördüğünüz gibi burada atağınızı değiştirip istediğiniz karaktere saldırabilirsiniz. Attack Last'ı da geçtik. Delay bu neymiş? Bunu çok bilmiyorum açıkçası. Delay şey demek. Aradaki süre demek aslında. Circle Trans. Shoot Circle Trans da şey. Size demin gösterdiğim olay var ya. Bina arkasını gösterme. Bunu buradan otomatik açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bastığımda şu an binanın arkasını birazcık görebiliyorum. Kapattığımda kapanıyor. Açtığımda açılıyor şeklinde. Bunun dışında şöyle bir tekrar makrolara girdim. F2 tuşunda Circle Trans'tan sonra neyimiz var? Close Gums, Always Run. Bu da önemli makrolardan bir tanesi. Bu ne işe yarıyor derseniz, Apply dedim, F2 tuşuna attım. Normalde şöyle mouse'u karakterinize yakın tuttuğunuzda yürümeye başlar. Uzak tuttuğunuzda koşmaya başlar karakter. F2 tuşuna bastığında karakterinizi yakında tutsanız sürekli koşmaya başlar. Bu action karakterleri genelde bunu kullanır. Çünkü action'da yürümeyi pek isteyeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü deli gibi peşinizden koşturacak insanlar olacak arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra Always Run. Nerede kaldık? Save Desktop. Bu en son masaüstünün şu halini kaydediyor. Kill Gump Open. Primary Ability. Secondary Ability. Equip Last Weapon. Bu da son kuşandığınız silahı kuşanmanızı sağlıyor. Bunların aşağıdakilerin çok çalışıp çalışmadığından çok emin değilim. Bunlar yasaklanmış olabilir. Bandaj Self var mesela. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor, kapalı. Yani belli bir şeyin altı burada pasif konumunda. Buralarla çok uğraşmayın. Zaten temel olanları ben size gösterdim. Şimdi sıra geldi. Güzel bir Warrior makrosu yapmakta. Warrior makrosu oyunun en kolay makrolarından. Şuraya default dedim. Apply dedim. Mesela F1 tuşuna Use Skill meditasyon koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu rune book'unuz varsa mananızı doldurmaya yarıyor. F1 tuşuna sürekli bastığınızda şuradaki mana yükselir. F2 tuşuna ben genelde bank guards koyuyorum. F2'ye bastığımda bank guards geliyor. F3 tuşu last object oluyor. Atıyorum biri beni kovalıyor. Buradan bandaj basılıyken bandajı sadece target olarak kullanıyorum. F4 tuşu şöyle söyleyeyim. Target, last object, last target oluyor. Last target. Bu da bandajı direkt kendime atmamı sağlıyor gördüğünüz gibi. Last target değil bu arada.
self olacak bu. Yanlış ayarladım. Target self'e aynen. F4'e bastığımda kendime otomatik olarak bandaj atacağım. Bunun yanında ESC tuşu target next olarak ayarlıyorum. Buradan şöyle gördüğünüz gibi target belirliyorum kendime. Şuradaki bir tuşu da genelde attack last oluyor. Nerede o? Attack last. Şöyle ESC'den target alıyorum. 1'e basıyorum ve atağımı değiştiriyorum burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi targetleri değiştire değiştire atak burada önemli konulardan bir tanesi Space tuşuna Last Target ekliyorsunuz. Mesela şu arkadaş. Şuna ESC ile target aldım. Bakın altı yandı. Bandajı bastım. Bandajı şuradan basacağım inşallah. Save alınıyor galiba. Evet, bandajı bastım. Buna bastığımda normalde canı düşükse otomatik olarak Space tuşuyla arkadaşa bandaj atmış olacağım. Şimdi arkadaşlar sıra geldi Mage makroları yapmakta. Mage birazcık karmaşık. Burada kişiden kişiye yine kullandığı skiller farklılık gösterebilir. Ama ben size temel makroları göstereceğim. Yine ESC tuşunda Target Next olmak zorunda. Target Next artık söylemeyeyim. Bir sonraki target'i seçiyor. Apply dedim. Add dedim. F1 tuşu Mage için olmazsa olmaz. Use skill. Meditasyon ayarlıyorsunuz. Ya tabii F1 diyorum ama sizde F1 olmak zorunda değil bu. Ben bu şekilde kullanıyorum. F2 tuşu Say'den yine Bank Guards tarzı bir şey yazabilirsiniz. Ya da Caspil'den Cure ayarlayabilirsiniz kendinize. Şöyle Target Self dersiniz. Zehir yediğinizde F2 tuşuna bastığınızda direkt Unlocks atar. F3 tuşu burada yine Caspil Harm olabilir. Harm'da hasar veren şeyler arasında. Öncelikle bir de Space'e Last Target koyayım. Last Target. Mesela STC'den şu karaktere şey aldım. Target aldım. F3'te Harm büyüsüne bastım. Geldim direkt Space'e bastım. Bakın gördüğünüz gibi direkt ona anmani onu öldürmüş olduk arkadaşlar. Daha sonrasında yapabileceğiniz şeylerden F4'te Caspil Poisoning koyabilirsiniz. Poison. O da yine atıyorum şuna target aldık. Manamı doldurdum. F4'e bastım. Space'e bastım. Burada onu zehirlemeyi başardık. Gördüğünüz gibi ekstremli zehir vuruyor. Bunu da yaptıktan sonra tekrar add dedim. F5 tuşuna isterseniz Caspil Fireball ekleyebilirsiniz ya da Lightning ekleyebilirsiniz. Fireball olabilir. Şöyle yapalım. Şuradan target'e aldım. F5 tuşuna bastım. Fireball. Gördüğünüz gibi Bela'yı gayet kısa 10 hasar vuruyor. Gayet güzel. F6 tuşunda Last Object genelde ben kullanıyorum. Burada işte yine dediğim gibi son bastığım tuşa iki kere basma özelliği. F7 tuşu burada sizin tercihinize kalmış ama kullanışlı olan şeylerden birazcık bahsedeceğim. İsterseniz burada Last Object, Last Target de yapabilirsiniz. Ya da Target Self de yapabilirsiniz. Çünkü F6'yı direkt target yaptık. F7'yi kendinize target alabilirsiniz. F8'i Caspil, F8'den F12'ye kadar koruma büyüsü yapabilirsiniz. Ya da F8'i şuradan Summon büyüleri attığımız bir şey vardı. Ne o? Şu.
Summon Creature. F8'e basıyorum. Burada gördüğünüz gibi at çıkıyor. Bu Mage ile alakalı sanırım ama o yüzden burada Scorpion falan çıkartıp Dragonlara killetip onun zehiri falan yemesini sağlıyorduk. Burada önemli detaylardan bir tanesi F9. F9'dan F12'ye kadar ben savunma büyüsü attırıyorum. Cast Spell. F9 Reactive Armor. Şunların hepsi target serpli oluyor. Göreceksiniz. Flamsanet attı. Bu vurulan hasarın geri sekmesini sağlıyor. F10. F10'da Cast Spell. Reactive Armor'dan sonra ne var? Bless var. Onu da yine target serfle şöyle target serfle attık. Gördüğünüz gibi STR Dex ve Intimiz arttı burada. F11'de Cast Spell Protection bulmamız lazım. Şu. Bunu da yine target serfle atıyoruz. Bu da Ussanet atıyor ve armorumuzu arttırıyor arkadaşlar. Burada son bir tane daha kaldı. En çok işe yarayanlar da Cast Spell ve Magic Reflection arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi bu. Magic Reflection. Bunu da yine target serfle. Last target'i seçtik. Target serf. O da Incuk. Karşı taraftan bir oyuncunun ya da bir yaratığın size vereceği büyü hasarını geri yansıtmasını sağlıyor. Bunlar bittikten sonra action büyüleri için bir tuşuna Cast Spell Magic Arrow ekleyebilirsiniz. Şuradan gördüğünüz gibi şöyle bire bastığımda sürekli olarak şu yaratığa saldırıda bulunuyorum. İki tuşunu da burada birazcık savunma skillerini göz önünde bulundurup Cast Spell Heal yaparsanız ve onu da target self derseniz şu şekilde kendinizi otomatik olarak tedavi edebilirsiniz. 3 tuşunda Cast Spell'den Energy Bolt koyarsanız de bulabilirsem şu. Bu korpor büyüsü oyunun güçlü büyülerinden. Geldiniz 3'e bastınız, Spice'e bastınız. Gördüğünüz gibi korpor attı. F5'te de waspulam attım ve işini bitirdim. 4 tuşunda isterseniz yine Cast Spell'den güçlü büyülerden olan Flame Strike yani Kalvas atabilirsiniz. Şöyle göstereyim onu da. Tabii manam yetmiyor. Mana 39'da kaldığı için en son Dex'i yükseltmiştim bu karakterde. O yüzden bu büyüyü atamayacağım. 5 tuşunda yine Cast Spell'de Greater Heal kullanabilirsiniz. Böyle birazcık karmaşık gibi gözüküyor ama target self bastığınızda kendinize invaz mana atıp 40 ya da 50 canınızı doldurabilirsiniz arkadaşlar. 6 tuşunda genelde benim kullandığım stiliyle söylüyorum paralize var. Paralize biliyorsunuz Anexpor şuraya doğru attığımda artık bu zavallı yerinden kımıldayamıyor. Ben buna combo olarak 7 tuşuna Wall of Stone koyuyorum. Cast Spell. Wall of Stone. Wall of Stone'u da şöyle göstereyim. Şöyle. Şuraya da attığımda. Normalde burada Anexpor şekilde kalsaydı Wall of Stone'u onu duvar için alacaktım. 8 tuşuna da yine Cast Spell'den Fire Field alıyorum ve şuraya gördüğünüz gibi en son duvar attığım yere Fire Field atıyorum.
İsterseniz buraya spesifik olarak 9 tuşuna artık Caspil'den Earthquake vesaire koyabilirsiniz. Nerede o? Earthquake. Yanımıza kadar gelmiş. 9'a bastık. Ha tabii maalesef manamız yetmediği için burada onu kullanamadık. Şuradan şöyle geçelim. Biraz daha rahata düşelim. Burada kullandığım bir başka makro Caps Lock'ta All Names kullanıyorum. All Names'e bastığımda bakın yerdeki cesedin içinde kaç tane ne var görebiliyorum. Bunu aynı zamanda Shift CTRL tuşuyla da normalde yapabiliyorum ama burada çıkmadı. Bu sonucu da Shift CTRL her şeyin yerini kitlemek için kullanılıyor. Bunu geçtik. Daha sonra burada belli başlı bazı kullanmamız gereken Say makroları var. Bunlara şöyle örnek vereyim. Say tuşunda Say diyorsunuz. Al Stay. Bunlar tuhaf yazılmış. Al Stay. Bu ne işe yarıyor? Binekten indiniz. S tuşuna bastınız. Bineğiniz artık sizi takip etmez. Durur. Mesela yazmadım al stay. Binek peşimden koşar. Stay yazdığım anda artık binek peşimden koşmayı durdurur. Ya da buna bir örnek daha. G tuşuna stay dedim. Al go. Yazdığımda binekten indim. G tuşuna bastım. Bir target çıktı. Bineğimin gitmesi istediği yeri seçiyorum ve binek o tarafa doğru geliyor. Burayı seçtim. Buraya gidiyor. Şurayı seçtim. Oraya doğru gidiyor. Aynı zamanda bir seçenek daha var. Ben bunu K'ye koyuyorum genelde. Say diyorum. Al kill. Al kill derseniz de binek K'ye bastığımda, şuna bastığımda artık buna saldırmak üzere hazır konumda bulunuyor. Tabi bunu sakinleştirmemiz lazım. Burada belli başlı birkaç komut daha var. Al follow yazarsanız targetinizi işaretlediğiniz kişiyi, bineğinizi ya da size bağlı olan yaratık takip eder. Oyun içi mage makroları ve warrior makroları bu şekildeydi. Warrior makrosuna örnek vermediğim bir olay oldu. Şurada daha önceden hazırladığım Arm Disarm'daki şu olay. Bunları da Warrior makrosuna entegre etmeniz lazım. Bu iki skill karışımını da Warlock karakter açıp ona entegre ediyorsunuz. Ve bu da bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir şey yok. Oyun içi makro sistemi de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.